Dostlar merhaba, yine bol içerikli, zengin içerikli bir Fenerbahçe videosu hazırladım, karşınızdayım. Arkadaşlar, ligde Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyeti Fenerbahçe'yi özellikle zirvede bambaşka bir yere, bambaşka bir ufkun, umudun kıyısına getirdi. Bundan sonra çok önemli haftalar başlıyor, çok önemli maçlar başlıyor. Bu önemli haftalarda, süreçte, maçlarda belirleyici olacak olan kişilerden, kurumlardan birisi de hakemler ve MHK. Bundan sonraki süreçte hakem atamalarına ve hakem performanslarına çok ama çok dikkat etmek ve bazı şeyleri maçtan sonra değil, maçtan önce gerekiyorsa konuşmak, anlatmak, dikkat çekmek lazım. Bakın, çok önemli bir olay anlatacağım size. MHK ile kulüplerin ve Fenerbahçe'nin de içinde olduğu bazı kulüplerin özellikle resleşme boyutuna gelen durumunu anlatacağım. Ve bunun işte bu bahsettiğim kalan haftalarda, kalan maçlarda Fenerbahçe'nin canını nasıl yakabileceğine dair bazı uyarılarda bulunup dikkatinizi çekeceğim. Gerçek bir olayı, net bir olayı sizlere anlatarak. Öncesinde bir sıkıntı daha var. Onun da hemen altını çizelim ve geçelim. Beşiktaş'ın iki maçı, yani bugün oynayacağı Sivas maçından sonra oynayacağı iki maç bir gün sonra ertelendi. Ertelensin, eyvallah. Peki bunun bu sezon ligde bu şekilde başka bir örneği var mı? Yok. Peki biz hangi haftalardayız? Artık şampiyonluğun daha net belirleneceği, şampiyonun adının neredeyse konulacağı haftalardayız. Peki buraya kadar da eyvallah. Federasyonun bu tutumunu ayrıca tabii değerlendirmek lazım. Burada iki şeyi sorgulamak lazım. Bir, bu olay, bu maç ertelemesi bu şekilde Fenerbahçe'ye yapılsa ortalık ayağa kalkardı. O zaman insanların, medyanın ve hatta Fenerbahçe'nin buna yeterince cevap verdiğini düşünmüyorum. Herkesin kendini bir sorgulaması lazım. Sonra iş işten geçtikten sonra, bunlar avantaja döndükten sonra, çünkü Beşiktaş sizin rakibiniz, konuşmanın hiçbir anlamı yok. Gelelim asıl olaya. Arkadaşlar, bence bundan sonra kalan haftalarda hakemleri MHK atamamalı. Evet, hakemleri MHK atamamalı. Hakemler kura ile belirlenmeli. Bakın, çok net bir iddiada bulunuyorum. Neden? Kulüpler Birliği'nin, Ömer abi dün bunu TGRT'de açıkladı, Ömer Faruk Ünal. Kulüpler Birliği 4 eski MHK başkanı ile görüştü. Çünkü Kulüpler Birliği bütün kurulların değişmesini istiyor. MHK'nin, Merkez Hakem Kurulu da bir kurul. Disiplin Kurulu'nun, tahkimin, PFDK'nın vesaire vesaire. Federasyon buna yaklaşmıyor. Buna rağmen net bir adım attı Kulüpler Birliği ve 4 eski MHK başkanı ile görüştü, değil mi? Kim bunlar? Zekeriya Alp, Mustafa Çulcu, İşte Yusuf Namoğlu. Amaç bir görüş alışverişinde bulunmak. Peki Serdar Tatlı MHK'si son haftalarda ne yapıyor? Özellikle büyük kulüplerin istemediği hakemlere özellikle hem de üst üste veriyor. Arkadaşlar, burada büyük bir resleşme var. Siz beni değiştirmek istiyorsunuz. Siz benim yerime başkan arıyorsunuz. Ben de işte size böyle yapıyorum noktasında yorumlanacak bir olaydır bu. Basit bir olay değil, çünkü ligin boyu kısaldı, liglerde ise bitiyor. Şampiyonluğa mal olabilir. Fenerbahçe'nin bu işlere çok dikkat etmesi ve Fenerbahçe'nin gerekirse hakemlerin kura ile belirlenmesini istemesi lazım. Hakemlerin kura ile belirlenmesi lazım. Atamalarda çok da masumiyet aramak iddialı olur. Bunu da böyle söyleyeyim de en azından benim kanalımın takipçileri birçok olayı önceden bildikleri, haberdar oldukları gibi bundan da haberdar olsunlar, haberdar olun. Dostlar, şimdi Ahmet Ercanlar benim kardeşim, çok severim. Dün yine yayında bir şey söyledi. Dedi ki Mete Kalkavan, dedi, Fenerbahçe'nin canını çok yaktı dedi. Mealen söylüyorum, pozisyon pozisyon, maç maç, tarih tarih anlatarak üstelik. Ama dedi Mete Kalkavan iyi niyetlidir. Sayın Başkan Ali Koç son maçtan sonra çıktı, dedi ki VAR'daki Ümit Öztürk'te sıkıntılarımız var dedi. Maçtan sonra mı? Ben de maçtan önce bu atamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu anlattım. Twitter'dan beni takip edenler, Instagram'dan takip edenler biliyor neler yazdım, hangi görselleri koyduğumu. Arkadaşlar, ben iyi niyete bakmam, eyleme bakarım. Ben iş işten geçtikten sonra konuşmaya bakmam, öncesinde ne konuştuğunuza bakarım. Bugün rakipleriniz, hakemler açıklanır açıklanmaz her türlü açıklamayı, algıyı yapıyor. Size bunu yapın demiyorum. Her zaman altını çiziyorum. Bu benim tercihim değil. Futbol kültürüme yakışmaz. Ama bu ligin gerçekleri bunlar. Ve bu gerçekler üzerinden sizin elinizden şampiyonluklar alınıyorsa, aga, büyük bir rekabetin içindesin ya. Sen de o zaman gereğini belli ölçülerde yapacaksın.
iş işten geçtikten sonra konuşmanın pek bir anlamı yok. Ama iyi niyetli, kötü niyetli değil demek bu geçerli bir şey değil günümüz profesyonel dünyasında. Bakın dünyada neler neler oluyor. Gerçeklik içinde Avrupa futbolu bir gecede darbe yedi, depreme, sarsıntıya maruz kaldı ve Real Madrid Başkanı Perez'in öncülüğünde kurulan Avrupa Süper Ligi faaliyete neredeyse geçti, resmi kuruluşunu yaptı. Neden? Adamlar gerçeklere bakıyor. Sizler de gerçeklere bakacaksınız. İş işten geçtikten sonra değil veya işte Mete Kalkava iyi niyetli. Ya Ahmet kardeşim, eyvallah, çünkü sen iyi niyetlisin. Sen karşındakini belki kendin gibi görüyorsun ama ben eyleme bakarım. Mete Kalkavan'ı Galatasaray reddetti değil mi? Mete Kalkavan atandı Galatasaray Trabzon maçına. Ya dediler ki kronik sıkıntıları var bizimle vesaire. Meğerlen söylüyorum Mete Kalkavan'la ilgili. Yahu bu sezon Mete Kalkavan Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş. 3'ünü de Galatasaray kazanmış. Adamlar buna rağmen itiraz ediyor. Siz hala iyi niyetten veya maç sonu konuşmaktan bahsediyorsunuz. Şimdi neyse, şu Süper Lig, Avrupa Süper Lig meselesine geçelim. Yine güzel bir içerik hazırladım sizlere. Fenerbahçe ile ilgili, bu Avrupa Süper Lig ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Fenerbahçe içeriklerini hızlı bir şekilde herkesten önce ulaşmayı unutmayın. Dostlar, Florentino Perez dedi ki UEFA 2024 için Şampiyonlar Ligi'nde değişikliğe gitmeye karar verdi. 2024'e kadar biz ölürüz. Ekonomik olarak çıkmazdayız. Gelirler azaldı, gençler futbolla ilgilendirmiyor, futbolu ayağa kaldırmak için bunu yapmamız lazımdı dedi. Avrupa Süper Ligi'ni kurmamız lazımdı, biz UEFA'nın kuklası değiliz dedi. Bu cümlede benim için ve sizin için en önemli cümle ne biliyor musunuz? Diyor ki Florentino Perez, gençler futbolla ilgilenmiyor diyor. Arkadaşlar, bütün olay etkileşim, bütün olay sponsorlar, bütün olay potansiyel, taraftar potansiyeli. Ben şöyle bir tweet attım, dedim ki Avrupa Kulüpler Birliği'nin Euroleague tarzındaki, hem de bu olay açıklanmadan bir ay önce, yeni Şampiyonlar Ligi formatı hayata geçmek üzere, bu geçerse özel bir bilet Türkiye'den Fenerbahçe'ye verilebilir. Sebebini soran olursa dedim, şöyle bir emoji el işareti koyup aşağıya gösterdim, bir fotoğraf koydum. Fotoğrafta ne var? Avrupa'da son 2-3 ayda en çok sosyal medyada etkileşim alan kulüpler: birinci Barcelona, ikinci Fenerbahçe. Chelsea, Galatasaray, Beşiktaş, United, Manchester hepsi altlarda. Florentino Perez ne dedi? Gençlerin futbola ilgisi azaldı. Kimin ilgisi azalmadı? Kimler başarı taraftarı değil? Kimler tutkunu olduğu kulübün her şekilde yanında? Fenerbahçe. Onlar bunun derdinde. Ben bunu anlatınca bazı Galatasaraylı troll hesaplar bana saldırıya başladı. Lütfen Twitter'da da Instagram'da da destek olun, beni takip edin. Bunu T'ye almaya çalıştılar. İşte Perez'in, Avrupa futbolunun bütün derdi bu. Gençler futboldan kayıyor, uzaklaşıyor. Ama Fenerbahçeliler bu tutkuyu bir başka yaşıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin Avrupa Süper Ligi'ne bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe bu konuda acele etmeyecek. UEFA'yı karşısına kolay kolay almayacak. Herkes bir strateji peşinde, bekle gör taktiği peşinde. Fenerbahçe ve Avrupa Süper Ligi ile ilgili de sizlere yeni bilgileri bu akşam Beşiktaş, Sivas Spor Beşiktaş maçından sonraki canlı yayında anlatacağım. Abone olmayı ve takibe bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Şimdi tabii bu Avrupa Süper Ligi çok önemli bir mesele. Perez'in çok önemli lafları var. Eğer okumadıysanız, duymadıysanız duyun, kafanızın bir köşesinde, tarafında kalsın. Çünkü olayı bu minvalde okumanız lazım süreci. Diyor ki İngiltere, İtalya ve İspanya'nın en büyük kulüpleri yaşadıkları büyük kayıplar nedeniyle zor durumda. Sadece Real Madrid salgın döneminden beri 400 milyon euro kaybetti. Bir şeyler yapmak zorundaydık. Tek yol rekabeti arttırmaktı. Şimdi ben bunu Türkiye'ye uyarlayacağım. Türkiye'deki rekabet yeterince adil mi? Yeterince düzgün mü? Ve yeterince ilgi çekiyor mu? Bence hiçbirisi değil. Yeterince değil. Neden? Çünkü Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar, Fenerbahçe'ye uygulanan süreç Fenerbahçe taraftarının bir kısmını küstürdü. Fenerbahçe eğer bu sene şampiyon olursa Türk futbolunun da ayağa kalktığı sezon olur. Küsen milyonlarca Fenerbahçeli gazete okumaya gelir, televizyon izlemeye gelir, statlara gelir, gelir de gelir, sosyal medyaya gelir. Arkadaşlar, Fenerbahçe'nin potansiyelini kesinlikle küçümsemeyin ve küçümsetmeyin. Ben bu savaşı UEFA'nın değil, Avrupa Süper Ligi'nin unsurlarının kazanacağını düşünüyorum. Hatta Perez ne dedi? UEFA Başkanı Ceferin değişecek, değişmeli. Agnelli'ye hakaret edemez dedi. Arkadaşlar, Agnelli kim? Juventus'un başkanı. Agnelli kim?
Agnelli ailesinin, İtalya ekonomisinin %8'inin 9'unun sahibi olan, elinde tutan ailenin bir ferdi. Arkadaşlar, para güçtür. Güç kazanır. Cefenine, UEFA başkanına o ettiği lafları yedirirler. Perez'in bu lafları da yedirmeye başladıklarının birer ispatı. Neyse, şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Bakın, Fenerbahçe müthiş bir toparlanma süreci yaşadı. Bu toparlanma sürecinde 4 maçın 3'ünü kazandı. Bir beraberlik, o da Malatya'da verilmeyen son dakika penaltısı. VAR'daki Ali Şansalan'ın, işte sahadaki hakemin Cüneyt Çakır'ın yaptığı eylemler. Onların bedeli. Fenerbahçe oyun olarak iyi. Santrfor'da sıkıntısı var. O yüzden oyununun bir tarafı eksik ama ben oyun olarak Fenerbahçe gelişim içinde görüyorum. Bunu kim sağladı? Bunu Emre Belezoğlu sağladı. Ona teknik sorumlu diyorlar. Ben Emre Belezoğlu'na diyorum ki teknik direktör, motivasyonu, teknik bilgisi ve oyuncuların kendisini çok fazla sevmesi ve sahiplenmesiyle 40 yaşındaki Emre Belezoğlu an itibariyle Beşiktaş'ın puan durumunda Beşiktaş'la aradaki farkın 2'ye inmesini sağladı. Emre Belezoğlu'na destek olun. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin geleceğidir arkadaşlar. Bunu da inanarak, altını çizerek yine sizlere söylüyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinde neler olacak? Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa transferde eli çok daha rahat olacak. Şampiyonlar Ligi'ne direkt girecek. Sözleşmesi biten Oliver Giroud ve stoperde de Giroud, Chelsea'de Fransız golcü, Boateng, Jerome Boateng, Bayern Münih'te Alman milli takımında oynayan stoper. Her iki sözleşmesi biten oyuncuyla da Fenerbahçe ilgileniyor. Tabii sözleşmesi süren oyuncularla da ilgileniyor. Bunlardan birisi de yine bir diğer stoper, Everton'dan Yeri Mina. Sözleşmesi devam ediyor. 26 yaşındaki bu Kolombiyalı oyuncu için bu sene 21 maçta Premier Lig'de oynayan, 2 golü imza atan bu oyuncu Yeri Mina için Fenerbahçe'nin formül arayışları var. Kiralık olarak da bu oyuncuyu Fenerbahçe renklerine katabilir. Şimdi tabii gelecek deyince kafam hep Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor. Acaba Türkiye'yi neler bekliyor diyor. Mesela neler bekliyor diye. Mesela bu durum şuna da yol açabilir. Mesela Ruslar, atıyorum Kuzey Avrupalılar, Afrikalılar, biz de kendi ligimizi kurduk diyebilirler. Ve bunun ilk adımı, daha doğrusu ilk sinyali geldi. Evet, Ruslar Türkiye'ye gelin kendi ligimizi kuralım diye bir teklifte bulundu. Kim bunlar? Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Gramitikov demiş ki Avrupa Süper Ligi'ne karşı Rusya zaman kaybetmeden içinde Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerinin de yer aldığı ayrı bir lig kurması gerekiyor. UEFA'nın sunduğu seçenekler son derece demode. Kulüplerin gelirlerini artıracak yeni çözümler araması gerekiyor. Biz de bu çözümlere gitmeliyiz demişler. Şimdi tabii bu süreç nereye gider? Bu süreçte ya Avrupa Süper Ligi kurulur ve devam eder, kuruldu zaten, ya da Avrupa Süper Ligi'nin dediği yere gelir. O zaman kendilerini feshederler. UEFA'da, UEFA çatısı altında o zaman devam ederler. Bu ne zaman oldu biliyorsunuz? Bundan yaklaşık bir 20 sene önce Avrupa Futbol Kulüpleri G14 adı altında yine benzer bir durum sergilediler ve biz kendi ligimizi kuracağız, yönetimi elimize alacağız dediler. 20 sene önce G14'ü kurdu Avrupa kulüpleri, önemli kulüpleri. Ne oldu? UEFA pes etti, bu blöfü yedi ve kulüplerin istediği noktaya geldi. Şimdi 20 sene sonra Avrupa futbolunda, dünya futbolunda yeni bir süreç başlıyor. İhtiyaçtan ötürü pandemi de bunu hızlandırdı. Perez ne diyor? 400 milyon euro sadece biz Real Madrid olarak kaybettik diyor. Bu pandemi sürecinde, bu sürecin ihtiyaç olarak doğurduğu bu değişiklik ya şu anki gibi devam eder ya da UEFA 20 sene önce G14 kurulduğunda geri adım attığı gibi yine geri adım atar ve bu iş biter. Şimdi gelelim maça. Bu akşam Sivasspor Beşiktaş maçı var. Aboubakar'ın durumu çok önemli. Oynasa da bir haftadır söylüyorum, büyük bir risk. Çünkü Aboubakar'ın hem mental olarak hem de fiziksel olarak sakatlıktan dönüş olarak tam hazır olmadığı, ilk 11'de oynarsa, oyuna sonradan bile girerse oyuncunun sakatlığı ve mental durumu için büyük bir risk olduğu yine ifade ediliyor. Bir şey daha var, bir iddia daha var. Eğer iki maç daha oynarsa Aboubakar mevcut sözleşmesi, mevcut rakam üzerinden devam edecek. İddia o ki Aboubakar bu parayı kabul etmiyor. Daha yüksek bir para ve daha uzun bir sözleşme istediği için iki maçı oynamak istemiyor gibi acayip bir iddia var. Çok büyük bir iddia var. Doğrulanmaya çok müsait bir iddia. Bu da Beşiktaş'ın herhalde kafasını karıştıran bir başka unsur olacaktır. Maçtan sonra canlı yayında görüşeceğiz. Umudunuzu yüksek tutun. Lig olarak da, oyuncularınız olarak da, bakın Atilla Szalai diye bir oyuncu geldi. Atilla Szalai Fenerbahçe tarafından çok ucuz bir rakama, 1 milyon 1,5 milyon euro arasında bir rakama alındı. Şu anda değerinin 4-5 milyon euro olduğu söyleniyor. Bence 4-5 milyon eurodan çok daha fazla.
Bence bu oyuncuyu şu anda Avrupa'da hiçbir kulübe Fenerbahçe 10 milyon eurodan aşağı satmaz. Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan milli takımıyla bu stoper Atilla Szalai iyi de bir performans ortaya koyarsa bu oyuncunun değeri 15 milyon euroları uçar, kaçar, geçer. Çünkü hakikaten çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bu tür transferlere devam etmesi lazım. Şimdi an itibariyle Beşiktaş 33 maç 71 puan. Fenerbahçe 34 maç 69 puan. Galatasaray 33 maç 65 puan. Sivas Spor Beşiktaş maçı var. Fenerbahçe bay geçiyor. Arkasından Kasımpaşa'yı sahasında ağırlıyor. O hafta yine Beşiktaş'ın bir maçı var ve Galatasaray Trabzonspor maçı da çok önemli. Bence Galatasaray bu yarıştan çok kopmasın. Çünkü Galatasaray ligin sondan 3. haftasında Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eğer Galatasaray en azından ikincilik iddiası için, ikincilikte Şampiyonlar Ligi ön elemesi demek, ligde iddiasını devam ettiriyorsa Beşiktaş maçına çok daha farklı çıkar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin işine gelebilir. Önümüzdeki 2-3 maçta neler yaşanacağını tabii bilmiyoruz ama bu Fenerbahçe'nin daha da işine gelebilir. Ligin matematiğini çok dikkatli incelemeniz, okumanız lazım. Sevgili dostlar, size yayının başında söz verdiğim gibi birçok konu başlığının detayıyla güzel bir Fenerbahçe içeriği hazırladığımı ve sunduğumu düşünüyorum. Eğer bu videoya beğeni de bulunur, videoyu beğenirseniz ne mutlu bana. Yine tabii beni Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. 4 ana Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter hesabımdan gün içinde sürekli sizlerleyim. Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşan adam olarak desteklerinizi bekliyorum. Lütfen YouTube kanalıma da abone olmayı ve çevrenize de önermeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Akşam canlı yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Gençler, ailenizin kıymetini bilin. Onları üzmeyin. Sınavlara çalışmaya devam. Gelecek sizin. Eyvallah.